yapıyorsun? Sen karış bana bak! Evladıma karşı bir evlat istiyorum! Canı, canı istiyorum! Karındaki çocuğu bana vereceksin! Onu bana vereceksin! Onu bana vereceksin! Dua su tutsaydı Perihan kadını. Ya öyle de olsaydı kızımız. Allah Perihan'dan daha merhametli demek. Bizi evladımızdan mahrum etmedi. Ben cezamı çektim ha. Senin zaten ne günahın vardı ki? Bak yağmur da durdu. Gel hava alalım. Bırak artık bu korkuları. Seneler geçti. Unutamıyorum Salih. Hala rüyalarıma giriyor. Perihan gelip kaç kez kapıyı yumrukladı. Sen hapiste yatarken doğumdan önce hep bağırırdı. O çocuk benim hakkım. Öldürdüğünüz çocuğun yerine çocuk istiyorum, o benim. Komşular kapının önünden zor çekerdi kadını. Gülse doğduğu vakitte korkardım geceleri. Ya gelip yavrumu alırlarsa diye. Olur mu hiç? Dağ başı mı burası? Kim kimin çocuğunu alabilir? Ah Perihan. Hepsi çok geride kaldı. Gülse büyüdü, gelinli kız oldu. Yaptığımın bedelini de ödedim ben. Hem buradan göç ettikten sonra Allah onlara bir oğul daha vermiş. Keşke bir daha kasabaya dönmeselerdi. Hep Manisa'da kalsalardı. Aldırma. Pek yolumuza da çıkmıyorlar artık. Kasabanın ta öteki ucunda yaşıyorlar. Hadi kalk, yatalım artık. Baba, kahvaltı hazırmış. Annem gelsin diyor. Gelirim. Her şey sıcak, her şey hazır. Hadi babacığım. Peki. Çok ünlü sanatçılar geliyor İstanbul'a. Harika konserler var. Kaçırmak istemiyorum. Kaçırma sen de. Sen gelmez misin? Artık bütün hayatımızı hep kasabada geçirir olduk Aziz. Gençken derdin ki bu sıralar tarlaları adam etmem lazım. Sonra fabrika işe çıktı. Her şeyi yoluna koyalım, arkamıza bile dönüp bakmayız. Tam İstanbullu oluruz demeye başladın. Ömrümüz geçti. Daha ne bekliyoruz? İhtiyarlayıp gideceğiz kasaba köşelerinde. İstanbul'da ev hazır duruyor. İstediğin an gidiyoruz. Daha ne olsun? Ben dul değilim. Evli bir kadınım. Kocamı da yanımda istiyorum. Ya kocan ya İstanbul. Ne saçma. Ben İstanbulluyum. Büyük şehirde büyüdüm. Çevrem, her şeyim ona göre. Burada sıkılıyorum. Yine de senin hatırın için buraya ayak uydurmaya çalıştım. Al anneni gidin İstanbul'a. Ben de sonra gelirim. Birkaç gün sizinle beraber kalırız. Afiyet olsun. Anne kızma. Boş ver. Ne güzel işte, fena mı? Biz önden gideceğiz, babam da arkamızdan gelecek. Ben onun niye burada yalnız kalmak istediğini biliyorum. Aman anne, ne kuşkucusun. Sadece babanı iyi tanıyorum. İlk günden beri beni sevmedi. Anne abartma. Seni sevmese evlenmezdi bir kere. Ta kasabadan İstanbul'a kadar gelip gecenin bir vakti sana evlenme teklif etmedi mi? Etti. Perihanların çocuğunun öldürüldüğü gündü. Revan'ın görümcesinin düğününde. Tabii o zaman onları tanımıyordum.
Hepsini sonra öğrendim. Ender. Ender. Gel. Niye bağırıyorsun? Gel böyle. Aziz, ne var, ne oldu ki? Fazla kalamam, babamlar uyanabilir. Hemen söyle. Gel. Seninle evleneceğim. Ne? Ne dedin? Evet, evleneceğiz. Kasabanın mavi gözlü revanına aşık olduğunu yıllar sonra öğrendim. O gece onu görmüş düğünde. Hamileymiş. Yanında kocası, iki çocuğu çok mutlu görünüyormuş. Aziz'in çok acı çektiğini benden başka herkes biliyordu. Babam acı çekiyordu ha? Evet. Baban ve ıstırap. Olacak şey mi? O hiçbir şeyden etkilenmeyen taş gibi adam bir kasaba kızı yüzünden acı çekiyormuş. Ama anne, hepsi çok önceymiş bunların. Unut artık. Hala babamın bu yüzden mi kasabada kalmak istediğini düşünüyorsun? Yok canım. Şimdi babanı oyalayan yeni bir eğlencesi var. Kimi kastediyorsun? Çiçeği. O da kim? Kasabada salınıp dururken hiç görmedin mi? İyi de anne, kim bu çiçek? Ne iş yapar? Kasabanın pisliği. Buyur ağa. Ne oluyor Kahya? Haber aldım. Niye çalışmıyor bu adamlar? Durumlar çok ters Aziz Bey'im. Sen ne işe yarıyorsun peki? Sen başlarındaysan bu adamlar nasıl çalışmazlar? Bildiğiniz gibi değil beyim. Salih Bey yöredeki yağ fiyatlarını düşürdü. Şimdi başka şeyler çevirmeye başladı. Onu biliyoruz. İşte bu yüzden biz de üretimimizi artıracağız ki bu Salih'le rekabet edebilirim. O 10 ton üretiyorsa biz 15 ton üreteceğiz. O 20 ton üretiyorsa biz 30 üreteceğiz. Korkarım artık, bu imkansız efendim. Ne demek imkansız? Ne demek ha? Fiyatları aşağı çektikten sonra Salih Bey işçilerine zam da yaptı. Bizimkiler de aynı parayı almazsak çalışmayız diyorlar. Ne ters adam bu. Nasıl para kazanacak öyleyse? Hem yağ piyasaya ucuza verecek, hem de işçisine fazla para ödeyecek. Çıldırmış olmalı. Gülse. Hadi be, kalk benim tembel kızım, hadi. Anne, hastayım galiba, okula gitmeyeceğim. Ne okulu kızım? Daha okul açılmadı ki. Hem bugün cumartesi. Biraz daha uyuyayım işte. Kalk benim. Yapma. Kalk benim. Anne. Bak, Pakize Hanım çok güzel kahvaltı hazırladı. Hadi tembelliği bırak. Bak gıdıklarım ha. Yapma. Alo. Hadi bakalım. Arabanı atla da gel. Koca tembel. Hepimiz cumartesi iple çektik sen geleceksin diye. Öf anne ya. Bu hafta gelemiyorum ben. Derslere hazırlanmam lazım. Arkadaşlarla bir araya gelip çalışmaya başlayalım diyoruz. Hadi oradan. Bana yutturamazsın. Güzel oğlum. Sen okul zamanı bile ders çalışmazsın. Tatilde mi ders yapacaksın? Hem bak, ablan Sema'ları da çağırdım. Hep bir arada olacağız. Sema ablamları görmek için kasabaya gelmeme gerek yok ki. Ben onları hep görüyorum. E çocuklardan da sıkılıyorum zaten. Ah, insan yeğenlerinden sıkılır mı be oğlum? Onlar bayılıyor sana. Dayıcım, dayıcım diye bayılıyorlar.
Sen evlendiğinde de kardeşlerin senin çocuklarından sıkılırsa görürsün. Hadi uzun etme de atla. Bekliyorum. Hadi paşa oğlum. Her şey bahane. Seni özlüyorum. Hadi. Evlendim de sıra çocuğa geldi. Hep bekar mı kalacaksın yani? Kalk bakalım uykucu güzeli. Hazırlanıp çıkacağım hemen. Ne o? Emir büyük yerden galiba. Öyle. Annem laf dinlemiyor. Belli. Hepinizi sanki susalı maymuna döndürmüş. Allah bilir baban da çekiniyordur. Çekinir ya. Pek sayar annemi. Bazen Revan Hatun der ona. Ay, tarih dersi gibi. Böyle bir ailenin nasıl senin gibi modern bir çocuğu olur? Kasaba, tarlalar, yağ fabrikası. Belki senin ailen de köylüdür. Annem lise 2'den ayrılmış. Babam ilkokulu bitirmiş. Bu yüzden anneme karşı biraz kompleksi vardır hep. Annem de o rahat etsin diye her şeyi babama sorar. Oo, akıllı kadınmış anne. Akıllıdır. Hem de çok akıllı. Ablamlarla abim geliyorlar mı? Hele bir gelmesinler. Pişirdiğim her şeyi götürür başlarına geçiririm onların. Anne biliyor musun? Buraya lütfen geliyorlar. İstanbul'a alışan kasabayı unutuyor. Doğru söylüyorsun. Büyüyen kuş yuvadan uçuyor işte. Neyse ki sen varsın yanımızda. Ben burayı çok seviyorum anne. Arada bir gidip gezmek de iyi ama. Aman aman. Sen sev bari kasabayı. Babam nerede? Fabrikaya gitti mi? Evet gitti. Ben de birazdan gideceğim. Bir iş var da karar vermekte güçlük çekiyor. Gideyim de ona yardımcı olayım. Anne biliyor musun? Fazla güçlüsün sen. Bu babamı eziyor. Ne münasebet. Baban ailenin reisi. Evimizin direği. Bunu ona her an hissettiriyorum. Bunun için elinden geleni yaptığını biliyorum ama hepimiz gerçeğin farkındayız anne. Babam da öyle. Ukalalık etmekte bir sen eksiktin küçük hanım. En kıymetlimiz olmasaydım verirdim cevabını. Gerçekten öyle miyim? Yoksa elinizden alınacağım korkusundan mı? Ay anne bu çok saçma. Kim kimin çocuğunu alabilir ki? Babam da öyle söylüyor. Ama ben korkmuştum. Çok korkmuştum. Perihan kapının önünde acısını haykırıp karnımdaki bebeği isterken korkmamak mümkün müydü? Çocuğumu istiyorum! Oğlumu istiyorum! Çocuğumu istiyorum! Çocuğumu vereceksin! İstiyorum! Çocuğumu istiyorum! Revan! Çocuğumu! Açın kapıyı! Açın! Sonra anne? Ben doğunca ne oldu? Gene geldi mi o kadın? Hayır, gelmedi. Acısını unuttu herhalde. Ama seni doğururken ne acılar çektim. Hadi. Hadi gayret et. Hadi kızım. Züran. Gözünüz aydın, bir kızınız oldu. Hayırlı olsun. Benim bir doğumum daha var. Kusura bakmayın, gitmem lazım. Sağ ol. Züran.
Heyecandan muşluluk hakkını unutmuşum hep. Sağ ol. Allah sana hayırlı evlatlar versin. Bilmiyorum. Baban söyledi. Başka bir can dünyaya getirmek için hızla uzaklaşıp gitmiş. Parayı almayı bile unutmuş. Babam parayı peşinden koşup zorla vermiş. Tok gözlü bir kadın Ebru Hanım. Çok severim onu. Hadi. Ben fabrikaya gidiyorum. Serkan da Sema'lar da ancak akşama gelirler. Tamam. Ben de tembelliğin tadını çıkarırım. Hadi bakalım. Zarif Bey, fabrikan senelerdir aynı. Ya biraz değişiklik yap. Gelen iş adamları seni nasıl bir ortamda iş yaptığınla ölçer. Yani ya kürküm ya öyle mi? Aynen öyle. Ya gücüne kudretine inanırlar ya da boş ver bu adamda iş yokmuş derler. Ben öyle düşünmüyorum. Herkesin yaptığı gücü bellidir. Gençliğimde gösteriş meraklısıydım. Ama Revan Hanım bana bu yolun yanlış olduğunu gösterdi. Ya arkadaş, senin hanım hiç yanlış şeyler söyleyemez mi? Ne diye hep onun yolundan gidiyorsun? Ben şimdiye kadar bunun hiçbir kötülüğünü görmedim Aziz Bey. Revan Hanım okumuş kadındır, bilgilidir. Tamam ama... İyi niyetli de olsa neticede kasabada yetişmiş biri. Buyur geç Aziz Bey. Fazla kalmayacağım. Gelelim sadede. Sen kendi imal ettiğin yağın fiyatını düşürmüşsün. Az da değil. Kiloda bu kadar indirmişsin. Bir de tonda 1000'le çarpacaksın. Bunun biz üreticilere zararı var. Siz de düşürün fiyatınızı. Birbirimizi kollamazsak iş kötüye gider. Halkı kim kollayacak Aziz Bey? Biz üreticiyiz. Onlar tüketici. Ayrı cephelerdeyiz. Ayrıca işçi ücretlerine de zam yapmışsın. Nasıl olacak bu şimdi? Ben hesabımı kitabımı yaptım. Edeceğim kar bana yeter. Ben de hesabımı yaptım. Satış fiyatımı düşürüp bir de işçime zam yaptım mı zarara giriyorum. Seninkisi kardan zarar olmasın Aziz Bey. Kamil Efendi. Kamil Efendi. Buyurun efendim. Fabrikaya kadar gidiyorum. Şu arabanın anahtarlarını versene. Buyurun. Bunun benzini bitmiş. Ben hemen at arabasıyla gidip getireyim efendim. Buyurun. Yok, gerek yok. Sen bana bak, şuradaki at arabasını hazırla. Çok peki çabuk efendim. Ama çok çabuk. Yok olmaz Aziz Bey, ısrar etmeyin. Tükürdüğümü yalayamam. Ne yağın fiyatını arttırırım ne de işçimin yevmiyesini düşürürüm. İyi de şimdi benim hiçbir işçim çalışmıyor. Hepsi de seninkilerin aldığı parayı istiyor. Aziz Bey, senin halin vaktin benden çok daha iyi. İşçilerine rahatlıkla zam yapabilirsin. Bunun için bu kadar üzülmene değmez. Ya kar ne olacak? Akıntıya kürek mi çekiyoruz biz bunu? Doğru dürüst para kazanamayacaksak bunca riske niye girdik? Bu yatırımları niye yaptık? Ben senin işine karışmam Aziz Bey. Sen de benimkine karışma. Hadi benim güzel.
acıklı oda ne biçim araba kullanıyorsun? Neye dikkat etmedin? Karşına her şey çıkabilir. Çekil Revan. Ne yapıyorsun? Çekil dedim. Hayır! Hayır! Belki iyileşir o. Çekil Revan. Sen çekil. Hayvanın acı çektiğini görmüyor musun? İsteyerek yapmadım. Karşıma sen çıktın. Acı çekmesini istemem. Sen acı çekmenin ne olduğunu bilir misin? Seni bilir misin? Gökhan. Nerelerdesin? Okul tatil diye görüşmeyecek miyiz? Buradayken hep ziyaretine geliyorum biliyorsun. Ama ne zamandır yoktun. Seninkilerin benden pek hoşlanmadığını bildiğim için ben de cesaret edip annene soramadım. İyi ettin. Biliyorsun bana çok düşkünler. Tek çocuk olunca. Anlat bakalım. Bir ay kursa gittim. Hem de tatil yaptım. Yararlı oldu mu bari? Bilmiyorum. Ama seni çok özledim. Seninkiler niye bana bu kadar karşılar? Onlara ne yaptım ki? Sanırım bu yıllar öncesine ait bir şey. Aileler arasında. Neyi kastettiğini anladım. Ama o biz daha doğmadan önceymiş. Aradan o kadar uzun zaman geçti ki. Annem babanın düğünde bir kaza kurşunuyla kardeşimi öldürmesini unutamadı. Babam bu yüzden hapiste yatmış. Annem de çok acı çekmiş. Hem benim suçum yok ki. Biliyorum. Ben de senin gibi düşünüyorum. Ama onlar bu konuda hiç beni dinlemiyorlar. Bunu engelleyin Perihan Hanım. Kız da çok samimi. Her fırsatta onun yanına gidiyor. Benim de korkudan içim titriyor Zühre. Mesele bir yerden bir patlak verirse... Çorap söküğü gibi gider maazallah. Allah korusun, ağzından yel alsın. Çok fedakarlık yaptım. Bunu en iyi sen bilirsin. Sonu felaketle bitsin istemem. Ya biz? Biz az mı fedakarlık ettik yani? Ama her şeyi göze alan ben oldum. Elimi kızgın taşın altına ben soktum. Allah senden razı olsun. Hakkını ödeyemeyiz. Bunu hep söylerim ben. Nasıl keseceksin bu kızla oğlanın yolunu? Bilmiyorum. Bir aylığına da kursa yolladık bu yaz. Gitsin, unutsun, uzak kalsın diye. Ama gelir gelmez yine kızın yanına gitmiş. Geliyor. Nerede kaldın oğlum? Baban da ben de seni çok merak ettik. Hoş geldin Zühre teyze. Zühre teyze de ne oluyor? Ebe anne diyeceksin. Seni ben doğurttuğuma göre bir annen de ben sayılırım. Tabii ya, doğru söylüyor. Ben gideyim artık. Hadi güle güle, yine beklerim. Görüşürüz. Gel değil mi? Nasılsın baba? Sabahtan daha iyisin değil mi? Evet. Sen gelince iyi oluyorum ben oğlum. Etlerin yarısı pişti. Nerede kaldı bu eniştemle ablam ya? Az sonra gelirler, merak etme. Yeter ama. Çocuklar da üzülüyor sonra. Zavallı atın hali hiç gözümün önünden gitmiyor. Ya anne, kaza olmasaydı da o at zaten eceliyle ölecekti. Öyle yaşlıydı ki. Ne katı yüreklisin oğlum. Ben ona iyi bakıyordum. Daha yıllarca yaşardı. Sen yara falan almadan kurtulmuşsun ya, önemli olan o. Her şey olabilirdi, Allah korusun. Baban doğru söylüyor anne. Bir yerin kırılabilirdi yani, Allah korusun. Ablalar geldi. Ah, canlarım geldi ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Onu ver bana. Çocuklar. Hoş geldin kızım. Ne kadar güzel. Yolculuk güzel.
misin kızım? İyiyim babacığım, sağ ol. Ben masaya. İşte. Rakı var mı? Aa, olmaz olur mu enişte? Yine benden hayır var sana. Yaşa vallahi kayınço. Sen benim etleri getir ver. Bir dublede rakı içip kaçacağım zaten. Tamam. Hadi koçum. Tamam enişte. Ne dedin sen? Bu da nereden çıktı Erdal? Daha yeni geldik. Tamam canım, sen kalırsın. Benim bir sözüm var. Buraya geleceğimizi biliyordun. Niye söz veriyorsun ona buna? Allah Allah. Öyle gerekti herhalde. Niye böyle yapıyorsun Erdal? Ayıp değil mi babamlara? Canım onlar yabancı değil ki. Kusura bakmazlar. Değil mi anne? Gideceğine üzüldük elbette. Maksat bir arada olmaktı. E o zaman hadi çocuklar, getirin şehitleri de yiyelim. Yiyip gideceklermiş. Tamam, getiriyoruz. Gel gel, ver annem sen onu bana. Gel canım, gel. Oo, iyi akşamlar Aziz Bey. Hele şükür seninkiler gitti ha? Bana bak, çek git. Ben haber vermeden gelme demedim mi sana? Şimdi öyle mi olduk Aziz Bey? Sana ne zaman başka türlü davrandım ki ben? Doğru, sen hep böyleydin. Kaba, acımasız, müdanasız, kibirli, kendini beğenmiş, bencil. Kim bilir, ben de belki senin bu halini sevdim. Sevdin mi? Sen ha? Sen anlamazsın öyle değil mi? Yüreğin taş gibi. Herkese karşı öylesin. Hareketlerin, sözlerin kırbaç gibi iniyor insanların yüzüne. Ama ben senin neden böyle olduğunu biliyorum Aziz Bey. Anlat bakalım. Neymiş bildiğin? Evet, biliyorum. O mavi gözlü kadını alamadığın için öyle değil mi? Kadını evlendi. Torun sahibi oldu. Ama sen onu bir türlü gönlünden silemedin. Ben onun kızı yaşındayım. Ama senin karşılıksız aşkını bütün kasaba biliyor. Ama sen de artık genç bir erkek değilsin Aziz Bey. Ve Revan Hanım 80'ine de gelse senin için de bir ukde olarak kalacak. Hayatın onsuz geçiyor. Onsuz ihtiyarlayacak ve onsuz öleceksin. En acısı da bu işte. Onsuz ölmek. Bana bak! Defolup git buradan! Git dedim sana! Ne o Revan Hanım, çocukları uyuttun mu? Şşşt! Zaten zor uyudular. Revan Hatun. Aa, bak ne geldi. Şu pulu kaç. Aa, bir dakika. Babam oynuyor ya. Sana ne oluyor? Sen karışma, biz ikimiz oynuyoruz. Gergin ediyorum. Sen kalksana orada. Sakıncası var mı? Hayır, bir şey ya. Zarlar hep babama geliyor. Gel benim yanıma. Karışmayın. Sen bir şey yapıyorsun. Demin de içmiştim. Tamam, biraz sonra. Ha? Ben bu duruma nasıl dayanıyorum biliyor musun? İşte böyle. Her gece çocukları uyutup evde sabahlara kadar kocamı nasıl beklediğimi sanıyorsun? İçki bunun çaresi mi evladım? Ne yapayım anne? Suç benim mi? Görüyorsun işte. Buraya gelirken ne randevusundan ne sözünden hiçbir şeyden bahsetmemişti. Burada uydurdu. Herkesin içinde kavga etmeyeceğimi biliyor tabii. O zaman al karşına kocanı, konuş. Bu böyle gitmezdi. Anne, belki bunu 5000 defa yaptım. Hiçbir şey kâr etmiyor. Ben seni seviyorum. Başkaları elimin kiri diyor geçiyor. Ey yavrum, sen sevdin. Sen istedin. Ne bileyim anne. Düzelir diyorum. Bir gün bu havaili biter sanıyordum. Evlenmeden önce de böyleydi. Huylu huyundan vazgeçmiyor işte. Arkadaşlar, bugünden başlayarak Salih Efendi'nin adamlarına verdiği yeminin aynısını Aziz Bey'imiz sizlere verecek. Ancak Aziz Bey'imizin bir ricası var. Günde 4 saat fazla çalışacağız, o kadar. Ama Salih Bey'in fiyat indirimini kıramayız arkadaşlar. Çalışmamız lazım. Durun. Tamam, 2 saat. 2 saat bu uzun günlerde hiçbir şey değil. Salih de yakında ya çalışma saatlerini uzatacak ya da fiyatları düşürecek.
Size söz veriyorum. Eğer bunları yapmazsanız 2 hafta sonra saatleri de indireceğim. Anlaşıldı mı? Bak Perihan Hanım, bu iş bir gün su yüzüne çıkarsa bütün bela benim başıma yağar. Bunca zaman sonra ne belasıymış yağacak olan? Bir şey olacak olsa çoktan olurdu. Çocuklar büyüdü. Artık akılları her bir şeye eriyor. Çocuklar ne bilir ki ne söylesin? Senin anlayacağın ben huzursuzum. Lafa dolandırma da dilinin altındaki baklayı çıkar Eba Hanım. Artık yaşlandım. Bana köy yerinde 2 göz bir ev, bir de tarla alacak kadar parayla bir de traktör lazım. Sizin paranız var biliyorum. Bana yardım edebilirsiniz. Aradan 18 yıl geçtikten sonra mı beni tehdit etmeye kalkışıyorsun? Hani bu işten en çok sen zarar görürdün? Evet, ben görürüm. Ama yalnız ben yanmam, sizi de yakarım. Pekala Zühre Hanım. Bizim yıllar öncesinden kalma eski bir traktörümüz var. Yarın onu veririm sana. İşini görür. Tamam, o zaman yarın görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Kadın artık tehlikeli oldu Hüseyin. Para istiyor para. Versem biliyorum yine isteyecek. Ya Gökhan'a bir şey derse? Ya ağzından birine bir şey kaçırırsa? Yanarız Hüseyin, yanarız. Bu işleri öğren. Bir gün bana bir şey olursa oğlandan da damattan da hiç umudum yok. İşin başına sen geçersin. Aa, o nasıl söz öyle? Bunun şakasını bile yapma. Allah bizim düzenimizi bozmasın. Olsun. Sen gene de öğren. Salih Bey, Salih Bey. Ne var, ne oldu? Yağ deposuna bir şey atmışlar. Ne? Kahretsin! Nasıl yaparlar bunu? Atımızı 2 paralık edecekler. Kim yapar bunları? Çabuk boşaltın depoyu. Atın bütün yağı. Başüstüne. Kim yapar bu düşmanlığı? İşten attığın kimse var mı? Ben hayatta hiç kimseyi işten atmadım ki. Atımızı 2 paralık etmek istiyorlar. İyi günler efendim. Salih Aktan'ı arıyorum. Benim buyurun. Bir haber aldık da doğruluğunu araştırıyoruz. Siz kimsiniz? Deponuzda pislik varmış. Kapasana sen şunu! Yok böyle bir şey. Bu bir komplo. Pislik tırmalı henüz 5 dakika bile olmadı. Siz ne zaman haber aldınız da geldiniz? 2 saat önce haber aldık efendim. Yani biz bulmadan önce. Besbelli haberi size bu pisliği oraya atan dermiş. Ebe anne. Geldim geldim. Hah, söyle yavrum Gökhan'ım. Hemen geleceksin. Heh. Annem seni traktörle dolaştıracakmış. Dolaştıracak mı? Nasıl yani? Onu sana verecekmiş de. Gelsin bir deneme yapalım. Her yanının sağlam olduğunu görsün diyor. Tamam tamam. Hemen geliyorum. Hayrola Reban, bizim tarlaya misafirliğe mi geldin? Sen yaptın. Neyi ben yaptım? Açıkça rekabet edemeyince kalleşliğe başvurdum. Çok ciddi bir suçlama. Lafını bil de konuş. Ben lafımı biliyorum. Sen de ne yaptığını. Daha bizim yeni haberimiz olmuşken gazeteciler geldiler. Onları da sen yolladın.
Önce yaptın sonra ihbar ettin. Ne ihbar? Anlamıyorum ki. Ben yaptım diyecek değilsin elbet. Ama bu iş burada kalmayacak. Salih senin hakkında suç duyurusunda bulunacak. Beni mi şikayet edeceksiniz? Evet seni. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Benim ne ilgim var? Olanları bile bilmiyorum. Bunu jandarma komutanına söylersin. Senin şu bileklerine kelepçe vurulduğunu göreceğim Aziz. Kelepçe benim gibi adama bir şey yazmaz. Ama bana asıl kelepçeyi vuran o güzel gözlerindir Leva. Bu yaptığını ödeyeceksin. Bu denemeye hiç gerek yoktu Perihan Hanım. Eller para verip kiraladığına göre traktör çalışıyor besbelli işte. Olur mu canım, gözünle gör dedim. O zaman daha emin tamam, olursun. Tamam gördüm gördüm, dönelim artık. Öbür yoldan döneceğim. Hem bir de yokuşta gör şunu. Ya para işini ne yaptın, hallettin mi? Tamam tamam, merak etme. Evini de alacaksın, toprağını da. Şu aşağı bak. Sen de uçurumun kenarından gidiyorsun Perihan Hanım. Az bu yana al şunu al. Tekerleği bir kaydırırsan aşağı git. O çocuğu istiyorum. O çocuk benim olacak. Dinle beni. Al bunları. Hadi. Oldu bu iş. Hallettin mi? Elbette. Hayırlı olsun. Benim bir doğumum daha var. Kusura bakmayın, gitmem lazım. Peki, sağ ol. Neden? Dinle, beni affet. Senin kızın. Gülse mi? Gülse, Gülkan.
Gökhan, Perihanların oğlu. Değil. Nasıl değil, ne demek istiyorsun? Hayır, Gülse hayır. Onu mu seviyor diyorsun, Gülse'yi mi seviyor? O senin. Kim? Kim benim? Zühre. Ne Zühre? Ne anlatmak istiyordun ne?